Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu dersi sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Bu çünkü çok farklı bir ders arkadaşlar. Size tavsiyem mutlaka izleyin ve uygulayın arkadaşlarım. Şunu da söyleyeyim. Sabahtan beri ders videosu çekiyorum arkadaşlar. Hepinizin istekleri gelecek. Peş peşe yayınlayacağım sevgili arkadaşlarım. Onların o dersleri yaptım. Bir iki tane ders kaldı. Onlar da artık hafta içine ya da artık sokağa çıkma yasağı olduğu için hafta sonu sürekli birlikte olacağız. O zaman da yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Ama çoğunu çektim. Şimdi bu dersimizin konusu arkadaşlar dil tembelliğimizi ve çene kasımızı nasıl güçlendirebiliriz? Kaslarımızı nasıl güçlendirebiliriz? Onunla ilgili bir ders yapacağız sevgili arkadaşlarım. Sürekli şarkılar nasıl çalınır? Dersi olmaz arkadaşlar. Arada bir bu teknikler de lazım. Bunları da yapmamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Diksiyon eğitiminde genelde kalemi dişlerinizin arasına alıp ve konuşmaya çalışırsınız. Bunun sebebi ne ve faydaları nedir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bir dil tembelliğini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Sesimizi öne alıyoruz. Yani daha güçlü oluyor sesimiz. Çene kaslarımızı güçlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Siz bunu çalışırken nasıl çalışacaksınız? Bir şarkıyı çalışırken arkadaşlar tabletiniz varsa ya da işte A4 kağıdına sözlerini yazarak kalemi dişlerinizin arasına alarak arkadaşlar böyle okumaya çalışacaksınız. Ben biraz böyle konuşayım. Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yani bakın biraz iğrenç ama yapacak bir şey yok. Cümle kuramıyorum. Zor oluyor çünkü. Şarkıyı çalışırken ben biraz böyle konuşayım. Şarkıyı çalışırken arkadaşlar hatta isterseniz beni anlayabiliyor musunuz? Şarkı çalışırken arkadaşlar hatta sanatçılarını açarak orijinal ton üzerinde arkadaşlar birlikte okumaya çalışın. Ve nerede duruyor, nerede esler var, nerede vurgular var onlara dikkat edin bence. Gitarınızı da yanınıza alın arkadaşlar. Ben şimdi örnek bir şarkı Çemberimde Gül Oya şarkısını yapacağım bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Kalemi dişlerimizin arasına alıyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar biraz iğrenç oluyor ama zor cümle kuruyorsun ama ne oluyor? Dil tembelliğini ortadan kaldırmış oluyor. Çene kasını güçlendirmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli bir teknik. Çalışmanızı isterim. İkincisi diyafram nefesi alın arkadaşlar. Bol bol. Yani burnunuza alın arkadaşlar, ağzınıza vereceksiniz. Yani şu şekilde göstereyim. Göğsünüz şişmeyecek arkadaşlar. Diyafram nefesin. Karnınız şişecek. Yani şu şekilde. Yani göğüs şişmeyecek. Bakın. Hatta göğsünüzü tutarak burnunuza çekeceksiniz arkadaşlar. Bu nefesi verirken arkadaşlar yavaş yavaş verin. Yani bu şarkı okurken bazı uzun cümleler vardır, sözler vardır. Bunu sürekli çalışırsanız nefesiniz yetmiş olur. Hani kesilmezsiniz. Diyafram nefesi de bu şekilde. Göğüs değil, diyafram. Yani karnınızı şişireceksiniz. Burnunuza nefesi alacaksınız. Karnınız şiştikten sonra... Pek belli olmuyor ama şu.
Arada bir mesela hani şey yaparken göbeğinizi oynatın arkadaşlar. Yani hani öne geriye, öne geriye, öne geriye arkadaşlar. Biraz komik gelebilir ama gerçekten bunun faydası var. Yani buradaki kası alıştırmış oluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bu şarkı okumak isteyen arkadaşlarım için hani ben şarkı da okumak istiyorum ama hani diyaframı da kullanmak istiyorum diyen arkadaşlarım. Dediğim gibi bu teknikleri yapabilir. Çok zor teknikler de var aslında ama şu an ortam müsait değil. İşte köpek nefesi derler arkadaşlar. Onu bir deneyin. Yani eğilerek köpek gibi nefes alıyorsunuz. Ve en sağlam egzersiz arkadaşlar. Biraz yorulabilirsiniz. Hatta başınız da dönebilir ama şan dersinde bu teknikler de kullanılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama siz ilk etapta şu yani karnınızdaki kası arkadaşlar bir alıştırın. Yani yavaş yavaş dediğim gibi göğsünüz şişmeyecek. Göbek kısmı şişecek arkadaşlar. Yani burnunuza alıyorsunuz nefesi. Karnınız şişiyor. Bırakıyorsunuz. Bu. İkinci teknik bu arkadaşlar. Şarkı okumak isteyen arkadaşlarım için. Bakın benim de biraz başım döndü. Başınız döner. O dediğim hani ya biraz şey kötü ama hani köpek nefesi. Köpek nasıl nefes alıyor arkadaşlar? O şekilde diliniz dışarıda nefes alıyorsunuz. Yani köpek gibi. Hani ama onu da yaparken şu şekilde bir sandalyeye oturarak eğilerek yapmanız lazım sevgili arkadaşlarım. Onu çok yapmayın. Başınız dönebilir ama çok güçlü bir egzersiz. O tamamen bu karnınızdaki işte diyafram kasını arkadaşlar bayağı bir çalıştırıyor. Bunlar çok önemli teknikler arkadaşlar. Gerçekten düzenli çalışın ve faydasını göreceksiniz. Hele hele bir şarkı hani okumak istiyorum. Ben şarkı okumak istiyorum ve sözlere hakim olmak istiyorum. Dil tembelliğini yok etmek istiyorum dersen kalem arkadaşlar. İkincisi sakız çiğneyin bol bol. Hatta şu şekilde yapın. Bunu tabii ki hani kendinize baş başayken yapın bence. 2-3 tane sakızı birleştirerek çiğneyin. Onun da çok faydası var arkadaşlar. Biraz komik gelebilir ama gerçekten doğru. 3 tane sakız. Evet, falım sakızı hani şeyde isim de verdik ama o biraz hassert ya arkadaşlar. 3 taneyi birleştirin arkadaşlar. Çiğneyin. Ama bunu tabii sokakta değil de hani şimdi bir sürü sakız 3 tane kocaman. Çok çirkin bir görünüm olabilir. Bunu hani baş başa yani kendinize baş başayken yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunlar gerçekten çok önemli teknikler. Aklıma geldikçe arkadaşlar bunları size paylaşacağım. Dediğim gibi kalem tekniğine dikkat edin. Bol bol çalışın. Faydasını göreceksiniz. Bu kadar arkadaşlar. Diyafram nefesini kullanmaya çalışın arkadaşlar. Bu kası dediğim gibi nasıl alıştırırsınız? Düzenli çalışırsanız, düzenli diyafram nefesi alırsanız arkadaşlar alıştırırsınız ki şöyle bir gerçek de var. Yani biz çocukken arkadaşlar, bebekken hep diyafram nefesi kullanırız arkadaşlar. Ama büyüdükçe unutuyoruz. Tabii direkt göğüs nefesini geçmiş oluyoruz. Ama insanoğlu bebekken arkadaşlar sadece diyafram nefesi alır arkadaşlar. Kullanır. Büyüdükten sonra geçiyor tabii. O kas ne oluyor arkadaşlar? Unutuyor. Ve biz bunu hani tekrar çalıştırmak için ufak ufak böyle egzersizleri yaparak diyafram nefesimizi almış oluyoruz arkadaşlar. Ve şarkı okumak isteyen yani bir vokal için en önemli şey arkadaşlar. Yani sen diyafram nefesini kullanırsan 6 saat 7 saat sahnede kalabilirsin. Sıkıntı olmaz. Ama göğüs nefesiyle şarkı okursan arkadaşım 1 saat 1,5 saat sonra yorulmaya başlarsın. Bu da bir bilgi olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.